Kocasinan Belediye Meclisi'nin olağan 9. toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumunu açıyorum. Alacağımız kararlarımız şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Malumunuz olduğu üzere 15 Temmuz günü Cuma akşamında bir darbe girişimiyle karşı karşıya geldik. Meşru hükümete, milletin iradesine darbe vurulmak istendi. Tabii ki bu milletin sağduyulu karşı çıkışıyla engellendi. Bu noktada biz bugün meclis toplantımızı yapmadan önce MHP grubuyla birlikte ortak bir grup toplantısı yaptık. Bir arada birlik mesajını verme noktasında da son derece anlamlıydı. MHP grubuyla birlikte yapmış olduğumuz grup toplantısı. Orada meclisimizle ilgili kararları konuşurken bir iki madde de gündemimize geldi. Bunlardan bir tanesi Başbakanlığımız tarafından başlatılmış olan yardım kampanyası, şehit olmuş olan vatan evlatları, kardeşlerimiz için ve gazi olan yaralı kardeşlerimiz için Başbakanlığımız tarafından bir yardım kampanyası başlatıldı. Buna da meclis toplantısı bittikten sonra gene meclis üyeleri olarak ortak hep birlikte AK Parti grubunun ve MHP grubundaki meclis üyelerimiz olarak hep beraber biz de bu işin yanında olduğumuzu, destekçisi olduğumuzu ifade etmek adına yardım kampanyasına birlikte geçeceğiz. Evet, hepimizin siyasi görüş noktasında farklılıklar olabilir. Yaşantımız noktasında farklılıklarımız olabilir. İdeolojilerimiz noktasında farklılıklarımız olabilir. Farklı düşünebiliriz, farklı söyleyebiliriz. Farklılıkları bir tarafa koyup da bütün farklılıkların ötesinde söz konusu olan vatanımızsa, vatanımızın bütünlüğü ise, söz konusu olan bayrağımızsa, bayrağımızın göklerde dalgalanması ise, söz konusu olan bu bayrağımızın özgürce dalgalanmasıyla birlikte ezanımızın gök kubbede okunması ise hiçbir zaman için bir farklılığımız olmaz. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndan ve Türkiye'deki 81 vilayetin her birinin meydanlarından bu Necip millet haykırdı. Her tarafa bu mesajını gönderdi. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın o anki meydanlara çıkın daveti. O davete de hiçbir şekilde insanlar benim siyasi görüşüm farklı, ben burada geri dururum demeksizin, evet siyasi görüşüm farklı ama biz buna uymak zorundayız dedi ve meydanlara çıktı. Bu çıkışla birlikte de hakikaten başta askerlerimiz, bu işe karşı çıkan vatanperver askerlerimiz, polislerimiz ki özel harekatta 50 aşkın değil mi? Özel harekat polisi kardeşimiz şehit oldular. İki tane bizim şehrimizden kız kardeşimiz 23 yaşında Kübra ve Cennet, Yeşilhisarlı ve Bünyanlı kardeşimiz şehit oldular. Diğer taraftan siviller, tankın tüfeğin önüne yatan şehit olan kardeşlerimiz, Allah rahmet eylesin. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Muhakkak ki makamları cennettir ama biz de makamları cennet olsun diyoruz. Gazilere de, yaralılara da acilen şifalar diliyorum. İnşallah en kısa zamanda sağlıklarına kavuşurlar. Sağlıkla, sıhhatle bu topraklar üzerinde ilelebet bin yıldır yaşamış olduğumuz, binlerce yıl daha yaşayacağımız bu topraklarda mutlu bir şekilde yaşamımıza devam ederiz. Mevla bu birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Evet, bir kez daha Kocasinan Belediyesi meclis olarak bu hain saldırıyı, hain girişimi lanetliyoruz, kınıyoruz. İnşallah bundan sonrasında da bu topraklarda böyle bir girişim yaşanmaz diyorum. Biz burada Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak, umut ediyorum Kocasinan Meclisi olarak şehit olan ailelerimize sabırlar diliyorum. Yine yaralanan 1500'e yakın bir ailenin insanına da acil şifalar diliyorum. Bana göre siyasetin şu anda birlik, beraberlik içerisinde düşmanlarımıza gösterilmesi gereken bir gündeydi. Ama bugün bu birlikteliğimizi teşekkür ediyorum. Ahmet Çolak Bayraktar Başkanım başta olmak üzere şu an meclisimizde ben hepimizin adına diye hitap etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Genel Başkanımıza, Sayın CHP Genel Başkanına, Sayın Kayseri Bakanımıza, aklınıza gelen her kim varsa ben bugün burada grup başkanımız Hayri Solak Bey başta ve diğer meclis üyesi arkadaşlar kabul ederseniz de sizlerin adına ben Türkiye'de demokrasiye sahip olan, Kayseri'de demokrasiye sahip olan bütün herkese teşekkürlerimizi arz ediyorum.
satışına çıkacağımız yerler. Yetki talep ediyoruz satışıyla ilgili. Konuyla ilgili söz almak isteyen arkadaşımız olmadığına göre oylarınızı arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlar, gündemimizde görüşüp karara bağlanması gereken başkaca maddemiz kalmadı. 15 maddeyi görüşüp karara bağladık. Alınan kararların şehrimiz için, ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Şimdi hemen yanı başımızdaki Ziraat Bankası'na Başbakanlığımızın hazırlamış olduğu kampanyaya destek vermek adına oraya geçeceğiz. Orada biz de 15 Temmuz'daki şehit olan kardeşlerimizin yakınlarına ve gazi yaralı ailelerimizin kendilerine ve yakınlarına destek olmak için biz de buradayız diyeceğiz. Kulesi'nin belediye meclisi olarak hep beraber destek için buradayız. Başbakanlığımız tarafından oluşturulan bir kampanya ile 15 Temmuz'da bu vatan için, bu vatanın birliği beraberliği için şehit olmuş kardeşlerimizin yakınlarına ve bir de o günkü saldırılarda gazi olan, yaralı olan kardeşlerimize ve yakınlarına bir yardım için oluşturmuş olan bir kampanya var idi. Bu kampanya Kocasinan Belediye Meclis Üyeleri olarak hep beraber katkı koymak için buradayız. Başbakanlığımızın oluşturmuş olduğu kampanya Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıf Bankası tarafından yürütülmekte. Bu üç bankada bu kampanya yapılmakta. Bir de Vodafone, Turkcell, Avaya gibi mobil iletişim sistemlerinden mesajla yürütülmekte. 15.07'ye gönderilen mesajlar. Bunu da kamuoyunun dikkatini çekmek isterim. Çünkü bu gibi durumlarda bazı kötü niyetli insanlar bundan da istifade etmek isteyebilirler. Buna da dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz karınca kararınca bu işe canlarıyla, bedeni uzuvlarıyla kendinden bir şeyler vererek karşı çıkmış kardeşlerimize de onların yanında olduğumuzu, onların acılarını paylaşma noktasında da elimizden geldiğince yardımcı olmak adına bugün buradayız. Bütün Türkiye'de benzer yardımseverlik duyguları içerisinde hemşehrilerimizle, vatandaşlarımızla birlikte bu konuya destek olduğunu biliyorum. İnşallah yaralarına bir nebze olsun. Biz de destek olmuşuzdur diye düşünüyorum. Hayırlı günler diliyorum.